Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Ocak, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce bu istatistik tablosu için çok emek döktük. Bu istatistik tablosunu mutlaka doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoyu izleyen her arkadaşın bu istatistik tablosunu doldurması ve bu videoyu arkadaşlarına iletmesi gerekiyor. Lütfen videoyu izlerken buna göre izleyin. Bu tabloyu ne kadar çok kişi doldurursa sıralamanızı ve önünüzdeki rakiplerinizi o kadar görebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu tablo bize %100 net sonuç vermez ama biz bu tablonun aynısını geçen sene oluşturduk. Yaklaşık 1500 tane öğrenci sonuç girdi ve sınav sonuçları açıklandığı zaman girdikleri sonuçlara çok yakın sonuçlar geldi. Dolayısıyla siz sıralamanızı görmek istiyorsanız arkadaşlar, sınavdan önce, sonuçlardan önce sıralamanızı görmek istiyorsanız bu tablonun mutlaka doldurulması gerekiyor ve arkadaşlarınıza bu tabloyu mutlaka doldurtun. Net analizleri, yani burada kaç tane doğru yaptığınızı, kaç tane yanlış yaptığınıza bakacağız. Bizi aldatan bizden değildir. Yani aklınıza gelebilecek cevaplara yapın arkadaşlar. Yani biz aldatıcı cevaplar istemiyoruz. Lütfen tablonun daha net olabilmesi için aldatıcı cevaplar lütfen vermeyin. Adınızı girmeniz lazım buraya. Kesinlikle bir yanıt istiyoruz. Tam adınızı giriyorsanız tam adınızı girin. Tam adımı girmek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar, adınızı tam olarak girin ama soyadınızın sadece baş harfini koyabilirsiniz. Tamam mı? Lütfen. Yani K mesela, adam KL yazıyor. Yani böyle bir isim olmaz. Kasım yazabilir. Mesela Kasım yazabilir. Sonra L ekleyebilir vesaire. Mesela ABC yazıyor. Böyle yazarsanız arkadaşlar tabloya dahil etmem. 1 2 3 yazıyor. Tabloya asla dahil etmem. Bilginiz olsun. Tabloda sıralamanızı görebilmek istiyorsanız bu tabloyu tam olarak eksiksiz girmeniz gerekiyor. Mail adresi istiyoruz. Mail adresi girmeden arkadaşlar bu tablonun sonucunu göremezsiniz. Alanınızı seçiyorsunuz. Yani sayısalcı mısınız, eşit ağırlıkçı mısınız? Bu tabloyu videonun altına açıklama kısmında arkadaşlar bu tablonun linkini zaten sizinle paylaşacağım. Bölümü seçiyorsunuz. Buradan hangi bölümü istiyorsanız arkadaşlar, yani mesela basın teknolojileri, örnek veriyorum. Bunu yaptığınızda kaç tane basın teknolojileri önünüzde kişi var? Bunu görebilirsiniz. Yani hani bunu görebilmeniz için bu tablonun eksiksiz doldurulması lazım. Matematikte kaç soru işaretlediniz arkadaşlar? Bunu yazmanız lazım. Yani mesela buraya 45 yazabilirsiniz. Kaç yanlış bekliyorsunuz? Örnek veriyorum, 5 yanlış bekliyorum. Siz bunu yapacaksınız. Ben önünüzdeki kişileri size söyleyeceğim. Türkçeden diyelim ki 13 tane yaptınız. Örnek veriyorum, Türkçeden yanlışınız 4 tane. Bu şekilde tabloyu doldurup gönder kısmına tuşladığınızda arkadaşlar bu tablo bize gönderilmiş oluyor. Bu tabloyu biz 3 gün sonra bize gelen cevaplardan tahmini en az 1000 ya da 2000, belki daha fazla öğrencinin bu tabloyu dolduracağını düşünüyoruz. Dolayısıyla kaç net yapan, gerçekten önünüzde kendi rakiplerinizden kaç kişi var arkadaşlar? Bunu görebilirsiniz ve bu tablo size tahmini olarak %90 sonuç verecektir. Ama bu tablonun başta dediğim gibi arkadaşlarınız tarafından doldurulması ve sizin tarafınızdan eksiksiz doldurulması gerekiyor. Lütfen emeğe saygı arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. Arkadaşlarınıza bunu duyurun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bakın buralardan, YouTube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan, işte YKS Hukuk Telegram grubumuz var. İşte DGS canlı derste TYT AYT kurs arkadaşlar. Yani bu şekilde hem emeğe saygı arkadaşlar, hem videoyu beğenin, hem bu sıralama tablosunu paylaşın arkadaşlarınıza. Videonun altında açıklama kısmında size linki paylaşacağım. Oradan 3 gün sonra bu sıralamalar netler, 3 ya da 4 gün diyelim, gelen sonuçlara göre bakacağız. En geç 3-4 gün içerisinde bu sonuçlar sizinle paylaşılacak. Sınavdan önce arkadaşlar, sonuçlardan önce siz sonuçlarınızı, sıralamanızı aşağı yukarı göreceksiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.